Harikasınız hocam. Sizin karşınız daha güzel hocam. Nasıl hazırlıklıyım ama değil mi? Nasıl Harikasınız. hazırlıklıyım? Harikasınız hocam. Hocam, profesyonel bir kişiliğe sahip olabilmemiz için ne gibi önemli adımlar atabiliriz? Biraz daha. Profesyonel kişilik. Şimdi şöyle, sorun çok güzel, sorunun mantığı, kökeni çok güzel. Fakat Teşekkür. soruyu şu şekilde değiştirelim. Profesyonel Peki. kişilik demeyelim biz ona, profesyonel davranış diyelim. Çünkü Peki. kişilik ve karakteri ayrı değerlendirmek, daha akademik değerlendirmek lazım. Onlar biraz aileden de gelen durumlar. Ama davranış değişikliğini yapmak çok daha kolay. Profesyonel davranışa erişebilmek için yine çok peynir yemek lazım aslında. Şöyle, aslında bunun formülü basit. Profesyonel davranışa ulaşabilmeniz için ulaşıyor musunuz? Evet, ulaşıyorsunuz. Siz ulaşır mısınız? Evet, ulaşırsınız. Ama ne zaman ulaşırsınız? Bu noktası çok önemli. Çünkü çoğunlukla profesyonel davranış olgunlukla paraleldir. İkisi birliktedir. Olgun davranışlarda 40 yaşından sonra, 50 yaşından sonra olur. Daha da güzeli 70 yaşından sonra olur. Evet Bu hocam. açıdan bu yaşlara geldiğinizde zaten keşkeleriniz başlar. Keşke öyle yapmasaydım, keşke böyle yapmasaydım vesaire gibi. Gençliğin verdiği şey nedir? Birdenbire davranışlarda cevap vermek, hemen atılmak. Yani biz buna tepkisel davranış diyoruz, biliyorsundur. Sen de benden bu konuda ders almıştın. Evet Tepkisel hocam. davranışlarda bulunmamak gerekiyor. Onun için de çok soğukkanlı ve sağduyulu olmak lazım. Biz bu davranışsal özelliği daha çok terazi burcunda fazlasıyla görürüz. Çünkü terazi burcundan olan insanlar çok fazla düşünürler. Hemen ağızlarına geleni söylemezler. Ama Koç burcu gibi, benim gibi özellikle, Benim de Koç burcu hocam. Aslan burcu gibi insanlar çok zekidirler, çok akıllıdırlar. Hemen hızlı düşünüp dile getirebilirler ama dile getirişlerinde de oldukça haklıdırlar, ne kadar hızlı olursa olsun. Fakat Kova burcu ve Oğlak burcu bu konuda bazen hiç düşünmeden ve Yay burcu düşünmeden konuşup sonra pot kırdıklarını fark edebilirler. Nihayetinde şunu söyleyeceğim. Profesyonel davranışa giden yolun birinci aşaması sabırlı olmaktır. Yani hemen cevap vermemek. Eğer profesyonel değilseniz, profesyonelseniz hemen cevabı verirsiniz ve kafanızdaki süreci başlatırsınız. Şimdi ben bu cevabı veriyorum ama karşı taraf bana ne cevap verecek? O cevap verdiği zaman bir polemik başlayacak mı, başlamayacak mı gibi bir dille alakalı, söylemlerle alakalı süreci kafanızdan başlatmanız gerekir. Yani Evet. ilk önce profesyonel kişilik, karakter, davranış dilde oluyor, sözde oluyor, konuşmada oluyor. Hatta bu manada çok beğendiğiniz kişilere dersiniz ki seni 20 dakika, yarım saat, bir saat de olsa dinlerim. Çünkü çok hoş sohbetsin dersiniz. Çok iyi bir insan, sohbeti güzel dersiniz. Başkalarına tavsiye edersiniz. Bunun sebebi budur. Ama iki numaralı item'ı söylüyorum. Bir de şunu yapmak lazım. Profesyonel davranış sergilemek için, profesyonel bir kişiliğe sahip olabilmek için kendinizi çok hızlı yetiştirmeniz lazım. Çok kapsamlı alanlarda bilgi sahibi olmanız lazım. 360 derece dediğim olgu yine karşımıza çıktı her zaman olduğu gibi. O olguyu olguya sizi taşıyacak her türlü veriye açık olmanız lazım. Mesela bazen ben görüyorum, sınıfta bir eğitim vereceğim. Örneğin konu ne diyelim, güzel bir örnek vereyim. Mesela risk yönetimini anlatacağım. Konu başta risk yönetimi olduğu için birdenbire riske girebilir miyiz? Evet, girebiliriz. Risk bizim merkezimizdedir. Ancak bazen ilerleyemiyorum. Çünkü neden? Şimdi riski anlatıyorsunuz, riski yönetime bağlayamıyorsunuz. Çünkü karşı taraf yönetimin ne demek olduğunu bilmiyorsa eğer, riski zaten anlatamıyorsunuz, risk yönetimine geçemiyorsunuz. Çünkü önce
riski sonra yönetimi anlatıp sonra birleştirmek lazım. Bunu da yaparken karşı taraftaki öğrenciler ya da insanlar bazen diyorlar ki işte şunu şunu yapın arkadaşlar, bunu bunu yapın arkadaşlar dediğimiz zaman ya o beni ilgilendirmez, ben şu anda sadece bu konuda konuşmak istiyorum diyor. Örneğin mesela siz havayol yöneticisi olacaksınız, mutlaka sosyal medyayı sıkı takip etmeniz lazım. Twitter'a ne düşüyor bakmanız lazım. Son dakika haberlerine üye olmanız lazım. LinkedIn iş merkezi sosyal hayatını takip etmeniz lazım diyorum. Halen soruyorum, halen kimsenin Twitter'ı yok, halen kimse LinkedIn açmamış. Dolayısıyla siz LinkedIn'den kendinize bir profil oluşturmazsanız, o profili oluşturduktan sonra değer verdiğiniz ülkenin, Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli, en kişilikli, en profesyonel kimliklerini takip etmezseniz, neyi nasıl yaptığını seyretmezseniz, nereden örnek alacaksınız, kimden örnek alacaksınız, kendinizi nasıl yetiştireceksiniz? Çünkü o insanlar orada neler yaptıklarını paylaşıyorlar. Siz ne yapmış, nasıl yapmış bunu takip ediyor olmalısınız. Profesyonellik bu şekilde oluşur. Profesyonelliğin en önemli çatısı nedir? Ağlamamaktır. Profesyonellik aslında ağlamamaktır. Ama bir insan ne zaman ağlamaz? Duyguları olgunlaştığı zaman, duygularını yönetebildiği zaman ağlamaz. Siz duygularınızı yönetebilmek için önce o duyguların çoğunu yaşamış olmanız lazım. Örneğin 9 yıl insanlar liseden başlayarak yüksek lisans dahil olmak üzere çıkıyorlar. 10. yıl evleniyorlar ama 11. yıl ayrılıyorlar. Bu neden oluyor? Halen bir takım duyguları yaşamadıkları için oluyor. O yüzden de 9 yıl biz birlikteydik, birbirimizi tanıyamamışız gibi söylemler karşınıza çıkıyor. O nedenle profesyonel bir kişiliğe sahip olmanın yolu profesyonel olan insanları takip edip onları örnek alıp çok okumanız, çok seyretmeniz gerekir diyorum. Kartımı gösteriyorum.